Evet değerli arkadaşlar, bugün 18 Haziran 2022 Cumartesi günü. Artık uzun zamandan beri beklemiş olduğumuz zaman geldi. Yani arılarımızı taşıma dönemi, hani yılbaşından beri hedefliyoruz dediğimiz zaman aralığına ulaştık. Bizler için 2022 sezonu gerçekten güzel geçmekte. Yani gerek mevsim şartları olsun, gerek yağış olsun, gerek hava sıcaklıkları olsun, güzel bir sezon geçmekte. Başlangıçta gerçekten farklı bir sezondu. Hani yılın başlarında çok ciddi soğuklar yaşadık. Yani Nisan ayına kadar arılarımız bir tane bile yavru atamadı. Erzurum şartları için söylüyorum. Nisan başında başladılar. Bu arımız da daha önce şöyle şuralarda videosu olacaktır. İlk giriş videosu 3 çıtaydı. Ondan sonra işte gelişimini biraz çektik. Daha sonra sezon yoğunluğundan dolayı çekemedik çok. Şimdi yaylaya gitmeden önce son bir kontrolünü yaptık. Sizlere de arımızdan kısaca bahsedeceğiz arkadaşlar. Arımızı şöyle bir incelemiş olalım sizinle birlikte. Şöyle kovanımızın üzerindeki izolasyon da çıktı. Arkadaşlar bu arımıza yaklaşık 20 gün önce katı atıldı ve herhangi bir dışarıdan destek almadı arkadaşlar. Yani bu arımızı hiç başka bir yerden destek yapmadık. Arımız kendi yapabildiğiyle, kendi gücüyle buralara kadar geldi. Hani hem bunu test etmiş olduk hem de bakalım Erzurum şartlarında kıştan hangi güç çıkışları yeterli dedik. Şu an her arımızın böyle olmasını arzular nitelikteyiz. Bu arımız güzel bir gelişim gösterdi. Gerek yavru düzeni olsun, gerek oğul eğilimi olsun, gerek petek kabartması olsun. Bu arımız yani gayet bizim istediğimizi verdi. Herhangi bir oğul eğilimi vesaire göstermedi şimdiye kadar. Şöyle duvar çıtasını çekecek olursak arkadaşlar. Evet. Güzel bir şekilde kabartmış. 10 petek aynı anda atıldı arkadaşlar. 10 tane ham petek aynı anda atıldı. Yanılmıyorsam bir tane kasnak çıtası girmiş olmamız lazım. Başlatıcımıza kabarttırdığımız kasnak çıtasını buna girdik. Duvar çıtamız hafifçe kabartılmış. Biraz bal atılmış. Gerçekten bu seneki nektar akımının iyi olmasından dolayı bizim hedefimiz bu zamanda bu arılarımızın ancak işte kata çıkacak nitelikte olmasıydı. Ama nektar akımının güzelliğinden dolayı şöyle çok güzel bal gelmiş durumda. Evet, burada hafif hafif sırlamalara başlamış. Erkek arılarımız burada. Arkadaşlar biz bu arımızın istendik olarak erkek arı ürettirdiğimiz bir arı. Yani bunlar erkek arı çıtasından çıkan erkekler ve bizlerin ana üretmiş olduğumuz analarla çiftleşmesini istediğimiz, dışarıda yukarıda yani baskılamayı istediğimiz arılar. Bunun gibi bazı beğendiğimiz sakinliğini, bahar gelişimini gözlemleyip iyi bulduğumuz arılara biz erkek arı ürettirdik ve bu erkek arılar hani çiftleşmede bunu sağlasınlar. Bu konuyla ilgili aslında farklı yöntemler de var. Moonlight yöntemi var mesela, size kısaca ondan bahsetmiş olayım. Bu yöntemde erkek arılar ve ana arı dışarıya aynı zaman aralığında salınmaya çalışılıyor. Mesela normal şartlarda ana arı çiftleşmesi saat 14 ile 16 arasında gerçekleşmekte. Bu sistemde ana arının bulunduğu kovan ana arı ızgarasıyla kapalı bir şekilde tutuluyor ve ana arı çıkmadan hemen önce saat 4-5 sıralarında erkekler de aynı şekilde kapalı tutuluyor. Erkekler çıkarılıyor dışarı ve daha sonra gidip 10-15 dakika yani sahadaki yerlerini aldıktan sonra ana arılar da uçuş deliklerinin önü açılıyor. Bu yöntemle aralarında daha yüksek saflığı, daha yüksek istedikleri çiftleştirmeyi yapan arıcılarımız mevcut. Biz denemedik ama hani sizinle paylaşmak istedim. Yani bu da denenilebilir bir uygulama. Aynı şekilde böyle özel yetiştirilmiş erkekleri kullanarak suni tohumlama işlemleri vesaire de ülkemizde yapılıyor. Ne yazık ki bu konuda çok fazla dikkat edilmiyor. Bizim daha önceden bildiğimiz, duyduğumuz hani yurt dışı kaynaklı ustalarımızdan öğrendiğimiz şeyler hani daha fazla erkek hattıyla çalışılmaz ama ülkemizde X hattına çaprazlanarak üretimler yapılıyor. Hani bunun da ne kadar sağlıklı olduğunu zaman gösterecek. Biz şu an için doğal çiftleşmeyle yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Kendi aralığımız içindeki kendi seleksiyonumuz diyelim buna. Bu çıtaya da bakmıştık. Şöyle devam edelim. Şöyle arımız hafifçe sırlamaya başlamış. Görmüş olduğumuz gibi. Arkadaşlar bu arada ana arımız kata çıkmadı. Yani hızlı bir
bahar gelişimi oldu. Anaerobümüz kata çıkmadı. Yani hızlı bir nektar gelişi oldu. Yani o sebeple anaerobik kata hiç ayak basmadı. Bu sebeple biz de çok güzel çerçeveler aldık. Normal şartlarda zaten direkt ızgarayla başlanılabilir. Bunlar da seçeneklerdir arkadaşlar. Ben hani genel anlamda çok arımda direkt ızgarayla başladım ama bazılarını hani bir de geriden yavaş gelenleri biraz daha bazı ızgaralarda problemleri olabiliyor. Anaerobik kata çıkmasını engellerken diğer arıların da kata çıkmasını engellemiş olabiliyoruz. Bunun da sebebi işte ızgaralarımız yeniydi. Yine plastik ızgara kullanan arkadaşlar olabilir. Bunlar da sıkıntılar olabilir. Bizler bu aramızı kontrol edip alt katta oğul elimini vesairesini ızgarasını verdik. Yine de ne olur ne olmaz yaylaya gitmeyen anarımız yaylada kata çıkmasın diye zaten artık güzelce kabartmış durumda. Herhangi bir yavru girişi vesairesi de olmamış durumda. Şimdi bu kattaki erkeklerimiz var. Bunların akıbetini merak edebilirsiniz. Yani ızgaradan geçemeyecek bunlar. Bizler arkadaşlar ya katımıza uçuş deliği açacağız ya da bu erkek arıları kovan dışına silkeleyerek kattan uzaklaştıracağız. O noktada erkek arıların ana ızgarası üzerinde kalması iyi değil. Yani onlar dışarı çıkmak isteyecektir. Zaten bizim amacımız bu erkek arıları piyasaya bırakmak, salmak. Bir hafta içinde yani şu an ana arı kutularımız faaliyette. Çiftleşen ana arılarımız vesaire var. Amacımız bu erkeklerin de bu duruma katılması. Katılmayanlar da arılığımızda bir şekilde uzun süre kullanabilmek. Yani fazla sayıda erkek çıkararak baskılamayı sağlayabilmek. Zaten amacımız da bu noktada bu. Evet, bu kasnak çıtasını dışarıda kabarttırdık arkadaşlar. 9 çıta kabartmış oldu bu arımız. Buna da güzel bal atmış gördüğümüz gibi. Şu kısmını kendi örmüş sanırım, bu yoktu. Bunu da başlatıcı arımızda kabarttırdık arkadaşlar. Ana arılı başlatıcılarımız vardı. Onları bu noktada kullandık. Yani dediğim gibi arıcılık bir iktisat meselesi. Sizlerin işçi arı kadrolarını nerede kullandığınız işletmenizin yapacağı seçimleri doğrudan etkiliyor. Bizler başlatıcılarımızda bu sene onlarca kasnak çıtası kabarttık. Bu kasnak çıtalarını çok yoğun bal akımlarında dahi katlarda kabarttırmak çok zor. Biz başlatıcılarımızda kabarttırdık. Onları böyle bala çalışacak arılarımızda kullanıyoruz. Hem oradaki kadroya iş vermiş oluyoruz hem de üretmiş olduğumuz ana arı memelerinin üzerine fazladan mum örmüyor arılarımız. Daha sakin oluyorlar. Ya dediğim gibi bunların hepsi iktisat. Yani o kadroları sonuçta kullanmamız lazım. Yani mum kabarttırmak da tabii ki arıyı yoracaktır. Yani oradaki süt basma yaşındaki arılar aynı zamanda mum kabartan arılar. Şimdi bu arımızı arkadaşlar biz kısa bir zaman içinde yaylaya götüreceğiz. Muhtemelen Allah nasip ederse bu sene böyle giderse üzerine bir kat daha atacağız. Hepinize bol bereketli sezonlar diliyoruz. Çok teşekkürler. Kolay gelsin.